giderken burada hani fon yok, tül yok. Koltuklarında hani düzensiz, yırtık var. Peki, devam edelim mi? İyi misin? Hayır, iyi değilim gerçekten. Hediyelik dükkanına girmişim gibi geldi bana. Üzüldüm, çok üzüldüm ben. Ben bunu hak ettiğini düşünüyorum. Arifeciğim, hazır mısın? Evet, hazırım. Bakalım ne puanlar kullanmıştılar. Arkadaşlarının kullandılar puanlarını. Kimden başlayalım acaba? Bence... Dilan'dan mı başlasak? Dilan'dan. Tamam, benden başlayalım. Peki. Yorumlarımı yapıyorum o zaman. Oturma odasından ilk girelim. Ya da ilk misafirperverliğinden girelim. Misafirperverliğini ben çok beğendim. Hı-hı. Güzellik karşılaması. Sonra oturma odasına geçerken burada hani fon yok, tül yok, stor var. Koltuklarında hani düzensiz, yırtık var. Sonra halısını beğendim bir tık. Daha sonra abajurlar, aksesuarlar çok karışık. Hani düzen yok, evet. Hani hiç birbirine alakaları yok. Daha sonra zaten ünite yok. Sonra mutfağa geçersek mutfaktaki kutuları hiç beğenmedim. Çünkü Elizi falan yapıyor. Sonra mutfakta kendi resimleri var. O hiç hoş değil. O yatak odası veya oturma odasında falan olabilir. Ben kendi fotoğrafımı orada kullanmam lazım. Tamam. Başkasının fotoğrafı bana lazım zaten belki. Zaten başkasının da olmaz ama senin de olmaz. Orası bir mutfak. Yok, bence hani çok iyi. Kocanı ama... mı özlüyorsun orada, hep ona evet, bakıyorsun? Evet, orada yani özlüyorum. Oturma odasında veya yatak odasında boş ucunda olabilir bence mesela. Bence burası mutfağla Amerikan model. Öyle güzel olur. Ya. Karışık bir şey de. Mutfağına salon bir oldukça orada güzel olur bence. Ya bana göre değil. Zaten mutfakla salon biri olduğu için Amerikan mutfağı. Bunu kapatabilirdin. Koku zaten buraya da siniyor, koltuklara falan. Bunu... Burada kapatabilirdin. Şimdi ev kira. Ya, şimdi kira bu tarz bilmiyorum. Bu tarz bir ev hani kapatmak zaten küçük bir salon içinde Amerikan hani yani, bunun özelliği bu zaten. Kapatabilir öyle değil mi? Evet. Sürgülü şeyler var mesela. Bence kapatılmaz çünkü biz burada kirayız. Kapatsak da çok küçük olur burası, salon çok küçük olur, yer olmaz. Sürgülü şeyler var mesela, onları kullanabilirsin. Veya aslında perde gibi bir şey de olabilir. Aha. Hani koku koltuklara falan sürmesi çok zor. Perde bence burası çok küçük, ki bir de perde sizin, de çok sizin ısıtar baharat burayı. Kokuları aşırı var. Buralara koku hani gelince camı açarım, koku gider. Öyle koku çok çabuk gideceğini düşünmüyorum tabii. Neden gidiyor? Galiba karı koca çalışıyorlar, çocuk evet, da yok. Evet, evde olmuyoruz gibi. Siz böyle hani evi biraz daha böyle hani uyumak için kullanıyorsunuz neredeyse. Evet, evet sadece uyumak. Yani biraz daha burası bekar evi gibi. Bekar evine çok benzettim gerçekten. Evet, buna bir şey diyemem. Çünkü eskiden kocam burada kalıyordu. Ha, ondan, tek başına. Evet, tek başına. Ama mesela daha büyük bir eve geçebilirsin. Hani sonuçta çocuk da olacak. Çocuk olunca geçeriz. Dur bakalım, evet. Biraz da diğer kızlara bir şeyler bırak. Lan saydın saydın bir şey kalmadı. Yani. Farkındayım, aldın sas abi eline. Hiç iyi değil buraya, yani hiç uyumlu bile değil. Evet, puanını görelim mi? Tabii görelim. Sana puan. Neden bir? Dediğim gibi hiçbir yerini beğenmedim. Sadece senin misafirperverliğini ve sunumunu beğendim. Başka hiçbir şey değil. Misafirperverliğine bir olur mu? Evet, bana göre olur. Üzüldüm, çok üzüldüm ben. Yapabileceğim bir şey yok. Bir. Peki. Devam edelim mi? İyi misin? Hayır, iyi değilim gerçekten. Bu kadar soğum yaptım, bu kadar emek harcadım ama bir benim puanım değildi bence. Evet. Bakalım Begüm kaç puan verdi? Dilersen Begümcüm önce sebeplerini bize anlat. Evet. Ardından da puanını görelim. Ben de ilk olarak karşılamadan başlamak istiyorum. Hı-hı. Karşılaması gayet güzeldi. Evet canım. Sonrasında yatak odasında gözüme çarpan birçok kusur oldu. Öncelikle yatağı. Bence çok önemli bir unsur bu. Yatağın olmalıydı. Hani şişme yatak var da söyledim ben.
o rahat, ondan kullanırız. Rahat olabilir ama bence olmamalı. Ben olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yerim yok dedin ama kurutma makinen vardı yatak odasında. Kurutma makine, balkon yok. Ondan dolayı kullanırım. Hı-hı. Çünkü balkon yok, ben nerede elbiseleri kurutayım? Yani eğer kurutayım? Ben olsaydım öncelemi yatağa verirdim. Kurutma makinemi biraz daha bekletebilirdim. Ama bence kurutma makinesi en önemli bir şey. Evet, işte hani sana göre önemli ama bence çok da aciliyeti olmayan bir ürün diye düşünüyorum. Yok, ben öyle düşünmüyorum ama. Tamam, o senin fikrin. Sonrasında yatağın üstünde işte valiz vardı. Mavi bir gardırobun üstünde. Evet. Onlar da yer küçük, görüyorsunuz yer küçük. Evet, yerin küçük olabilir. Evet. Hani saklama alanı olmayabilir. Ama en azından daha göze hoş görünecek bir şekilde koyabilirdin diye düşünüyorum. Nasıl koyabilirdim? Orada o şekilde bir poşetle değil. Olmazdı ki ayrı bir şey. O kadar çok büyük bir şeye geliyordu. Ayrı poket olmazdı. Hayır, paket bence. Demiyorum. Daha özenli koyabilirdin diyorum. İlk baktığımda gözüme geldi. Neye sarsaydı onu mesela valizi? Mesela kirleniyor, toz oluyor dedi. Evet. Mesela havalimanlarında da streçe sarıyorlar zarar görmemesi evet. için. Şeffaf bir streçe sarabilirdi diye düşünüyorum. En azından daha temiz görünürdü. Bir fikir verdi mesela şu an streçte. O da olabilir ama bu da rahat. Kullanınca hızlı açarsın, evet. hızlı kullanırsın. Evet. Anladım. Çünkü ben çok kullanırım onu. Ondan dolayı. Mutfağa gelmek istiyorum. Mutfakta da gerçekten şu resim olayına ben de değinmek istiyorum. Bence karışık bir şey. Zaten burada yeterince karışık aksesuar var. O işte resimleri buraya ekleyebilirdin. Çok da sırıtmazdı diye düşünüyorum. Yani hani bence mutfakta resim güzel kalmış. Olur. Yemek yiyince ya da eski anları anlatır. Buzdolabının üstünde kullanabilirdin mesela. Hani magnet şeklinde yapıyorlar. Magnet gibi yaptırarak buzdolabında Hayır, da kullanabilirdin. Hayır, buzdolabında sevmiyorum. Belki orada güzel olur bence. Raflara geleceğim. Bir rafın zaten boş. Diğer rafa da cam bir sunumluk koymuşsun. Bence tehlikeli olmaması gereken bir şey. Hani kim çarpacak dedin. Herhangi bir sarsıntıda da Hayır, hani o kadar yüksek bir kişi yok ki bizde ona tamam, çarpsa. Bir sarsıntı olabilir. Hani yüksekte cam bir ürün bence kesinlikle olmaması gerekiyor. Bunu düşünüyorum. Bence öyle değil. Objeleri tek başına çok güzel buldum. Fakat hani şey gibi içeri girdiğimde böyle bir hediyelik dükkanına girmişim gibi geldi bana. Her yerde farklı objeler var böyle. Hani onlar kesinlikle hatıra. Benim tarzım değil. Ondan dolayı hatıra. Evet, hatıra bence güzel gösterir. Şey televizyonun üstünde de güzel olur. Ben perdeleri de çok özensiz buldum. En azından bir tül görmek isterdim. Sonuçta hani hem kendinizin oturduğu bir oda hem misafirlerini ağırladığı bir oda. Bence burada kira olunca bu kadar masraf yapmama gerek yok. Yani tülü masraf olarak görmüyorum. Tül bir evin ihtiyacı olur bence. Yani bir evin ihtiyacı tül. Bu çok basit kalmış. Bu da aynı işi görüyor bence. Ve hani sizin yemekleriniz yoğun baharatlı yemekler. Dilan arkadaşımın da söylediği gibi. Ben sizin yerinizde olsaydım ev tercihinde hani en azından kapalı mutfaklı bir ev tercih etmeyi tercih ederdim. O bu eve gelin gelmiş galiba değil mi? Evet. Sen eşin burada oturuyordu galiba. Evet. Hani... Evlenince direkt buraya gelmiş. Peki sahiden biraz daha büyük bir eve taşınmayı düşünmediniz mi? Yoksa şu an ekonomik olarak zorlayıcı bir durum mu? Burada kalırız kalmaz. Ondan dolayı biz şu an burada oturduk. Belki taşınırız büyük eve de. Çünkü hakikaten senin içinde eşyaların sığmıyor. İşte vesaire işte... Öyle değil mi? Zorluk çektiğini biraz önce bahsettin. İnşallah gönlünden geçtiği gibi bir ev Allah sana nasip etsin. Şöyle yavaş hepinizle, izleyen herkese. İstersen puanla geçelim. Evet, bir... geçelim. Tamam. Tamam. Benim de puanım. Neden bir? Zaten puanımdan önce sebeplerimi açıklamıştım. Dediğim gibi hani evde sadece... Bence bir olmaz. Belki iki puan olurdu. Evden dolayı da olsa ben yemeklerim beğendiğim iyi. Beğendiğim tek şey gerçekten sunumlarındı. Farklı lezzetler sundun. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Çok emek vermişsin. Sayende hiç tatmadığımız lezzetler tattık, öğrendik. Ama tattın gibi, ama bir verdin. Sadece sunumunu beğendim. Onun harici hani evde hoşuma giden beğendim gerçekten hiçbir şey olmadı. Misafirperverliğimi de beğenmişsin ama ikisi içi de sadece bir olur mu? Evet, genel anlamda böyle kendimce bir puanlama yaptım. Eksiklerini çıkardığımda misafirperverliğim ve sunumuna sadece bir puan veriyorum. Bence hak etmedim.
Evet. Bir puan gerçekten ben de şaşırdım şu anda. Evet, bayağı puanlar az. Ben çok üzüldüm. Çünkü gerçekten çok emek vermiş. Çok meşakkatli işlerdi. Evet, eksiklerin çoktu. Şimdi eğriye eğri, doğruya doğru. Zor şartlarda bir şeyler yapmışsın zaten sen Türkiye'de. Akşamdan sabaha kadar yemek yaptım ben. Ya, tabii. Ay canım benim. Hani, hepsi ama öyle. Hepsi kendince yapıyor burada. Biliyor musun? Evet. Herkes elinden geldiğince bunu da göz önünde bulunduralım. Ama onların anneleri burada. Benim de yok. Benim de tek başımayım. Ben de tek başımaydım. Ne kadar kötü de olsa, iyi de olsa. Tek başımaydım. Evet, ben hepsini tek başıma yaptım. Yani aile çok önemli değil tabii yani. Evet. Şey hani onların hazırladığı. Yine biz de tabii bir yardım ediyoruz yani. Biz de yapıyoruz. Sunumları annem yapmadı. Ben yaptım.